Yahu gidiver oğlum Bodrum'a. Aa, sanki Yemen'e gidecek hayta. Ya Deniz'le aramda bir sene, o kadar mesafe nasıl olacak bilmiyorum ya. Kıza güvenmiyor. Keşke gözün arkada kalmayacak birini bulaydın Rıza. Ne alakası var abla ya? 2-3 haftada bir gelir nişanlını görürsün oğlum. Gerek yok. Her hafta televizyona çıkacak, aç seyret. Ha, bana bak. Ay herkes meraktan kurudu bitti yani çocuk. Deniz'e sordun mu? Bu sene dizide ne olacakmış? Hakikaten Mesire ölmüş mü? Ah keşke. Yahu eniştem ölmüş, cenazeye gidiyoruz. Bu servet Mesire ölmüş mü diye soruyor. Allah Allah. Ah, kusura kalma Şemuz. Gülistan, Vasfiye cenazede yok değil mi? Hani yangında körükle gitmesin. Kaç göz yapmayın, iyiyim ben. Rahmetliyi hayatımda 5 kez görmüşüm. Akrabalık görevimizi yapmaya gidiyoruz. Ha bir Mesire karakteri kadar yakın olsa o ayrı. Başın sağ olsun kardeşim. Ay olmayacak işler. Sağ olasın. Vasfi'yi nereden duydun sen? Rahmetli Antakyalı Servet. Antakya'da benim çiftliğim olduğu için kuş uçsa duyarım. Vasfiye teyze bak sabah beri babam üzülmesin diye uğraşıyoruz. Kız teselliye geldi. Şemuz Bey, hayat kısa. Keyfine bakacaksın. Doğru bir yerde. Bak geçen benim dedemin kardeşi öldü. Hiç yas tuttun mu Gülistan? Yok vallahi. Takmayacaksın. Biz kendimize bakacağız. Kazık kakacağız inşallah. Tabii tabii. Eski güzel günlerde bu evde çay demlenirdi. Dur dur koyuyorum. Ah ah. Şemuz Bey, ne dedikodular var Antakya'da? Hilmi'nin kızı evlenmiş. Değil mi? Sonunda. Hani yıllardır kızı oyalayan şu doktorla mı? Evet, 5 yıl nişanlılıktan sonra. O kızı da ne bir mühendis ne bir doktor istedi. Ama kızın kendisi illa doktoru isteyip zorla evlendi görüyor musun? Hay Allah ya. Allah senin diline kimseyi düşürmesin, hiç güleceğim yoktu. Keşke rahmetli de burada olsaydı da beraber gülebilseydik. Ne severdi gülmeyi Şemuz Bey, yazık. Ya evet, çok güleç bir insandı. İşte fırsat varken bol bol gülebilseydiniz keşke. Bak göçtü gitti. Arkasından el salla. Yazık oldu adama yahu. Ne severdi seni, ne severdi. Ay bir vedalaşamadan gitti adam. Ya çok ani oldu. Son biri göreydim iyiydi. Hasta yatağımda Şemuz gelmedi mi demiş. Öyle diyorlar. Halam bir şey demedi. Sen üzülme diye Şemuz Bey. Senin ismini sayıklaya sayıklaya gitmiş. Ay ne çekti be. Aa, enişteyle ikinizin ne anılar, ne anılar. Ne anılar? Bir gün bahçede mangal yaktıydın. Şemuz mangal işinde ustadır dediydi. Hatırladın mı?
Yahu ne fil hafızası var sende de be? Şimdi kime mangal yakacaksın Şehmuzi Bey? Kime anişte diyeceksin? Yazık oldu enişteme yahu. Çok iyi bir insanım. Ah ah. Bir dua, bir helva. Gitti kapı gibi adam. O çarpıttı başlardı bende. İşte ecelin de ne zaman nereden geleceği belli olmuyor. Bugün o, yarın sen. Ay, başım dönüyor yahu. Ay. Ay kolay mı? En yakınını kaybettin. Kusacan elemini, kederini. Ne yapacaksın Cemuz Bey? Ay ben fenayım ya. Cemuz! Allah! Cemuz ne oluyor? Fenayım ben. Canım benim. Çapıttım. Bak. Ama siz niye gönderiyorsunuz bu adamı cenazeye? Ne hale gelmiş adam yazık be. Ay eniştenin peşinden mi gidiyor bu adam? Nereye gidiyor? Ne yapıyor bu adam? Ya? Su getir ya. Rıza bugün gelinlerin efendisi olarak gönülleri fetih operasyonumun ilk günü. Hadi kazan mübarek olsun. İlk harekat annenlere zeytinyağlı enginar çıkartması. Oo, bizimkilerin yapmayı bilmediği tek yemek. Bayılacaklar. Evet biliyorum. Ya Rıza amacım tamamen enginar kalbiyle kalpleri fethetmek aslında. Böyle size gelininizden farklı bir tat diye götüreceğim. Hani kendimi yapmış gibi. Kim yapacak ki? Ben. Ahçıya yaptırıp kendim yapmış gibi götürecek halim yok herhalde. Ahçı Nermin Hanım diye birisi arıyor. Sipariş mi ne vermişsiniz? Ay yani. Ay Nermin Hanım buna bir kamuflaj yapsaydınız. Niye ki? Çünkü benim bu süreçte dışarıdan silah almam angajman kurallarına göre karşı tarafa saldırı hakkı verir. Neyse çok uzun hikaye. Sağ olun. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Efendim, size zeytinyağlı enginar yapıp getirdim. Sağ ol çocuğum. Aferin, bak. Ellerine sağlık vallahi. Vallahi işte elimle yaptım, pişirdim, getirdim yani. Bravo. Servet, bunun resmini yapamaz. Ya işte biz İzmirliler biraz böyle zeytinyağlı falan olunca yani azıcık döktürürüz. Siz ne zaman isterseniz ben yine size yapıp getiririm. Enginarım en az benim kadar meşhurdur yani öyle söyleyeyim. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ ol canım. Sağ ol. Oo! Güm! Oo! Ay! Öldüm de cennete gittim sandım. Enginarmış ayol. Enginar. Kız nasıl ezdi seni be? Niye ezsin ki be? Hayır, sen bilmezsin böyle İstanbul yemeklerini. Sen varsa yoksa daya bize tıkaç gibi hamurları. Bilirim efendim. Bilirim de pek yapmayız. Zordur çünkü be. Aa, biz İzmirliler zeytinyağlı profesörüyüz diye lafı da çat. Gitti. Provokasyon yapma Basfiye teyze. Hem ne belli kendini yaptı. Ha he vallahi bence de. Kız size de gösteriversin Servet. Hem 40 yılda bir öyle böyle kibar bir yemek öğreniverirsiniz. Biliyorum ki ben zaten. Ama pek yapmadığımızda tutturamıyoruz değil mi Gülistan? Kendi yaptıysa size büyük gol be. Tam 90'dan taktım. Dur sen dur. Ben bir çek edeyim de bu işi. Sen dur. Yok yok.
Biz en güzeli bugün gidelim, nişanın yapılacağı yeri çamaşır suyuyla bir güzel kırklayalım Gülistan. Servet saçmalama. Şantiyede tembel için kazılan yerin üstü kapatıldı. Nişan için geçici avlu gibi bir mekan yapıldı. Üstü açık yerin neyini temizleyeceksin? Terasın da üstü açık. Her gün temizliyor. Anneciğim onlar tarihi eserler. Eski çanak çömlek. Müze gibisine oraya buraya kondu. Yani dokunmak yasak. Kız o pisliğin içinde mi yarın akşam yiyeceğiz içeceğiz? Ay içim almaz. Bari o eski çanak çömleği deterjanla böyle köpürte köpürte yıkayayım. Anne 600 yıllık falan onlar. Düşün. 600 yıllık kirpası üstünde. Yahu Bizansların tozunu almak sana mı düştü? Kendileri yapsaydı pasaklılar. Ay zaten onlar pis evlere falan da ayakkabıları çıkarmadan giriyorlar kız. En azından yerlere, duvarlara şöyle şarıl şarıl çamaşır suyu dökelim. İyi fikir. Nişanda herkesin kafası içmeden iyi olur. Şu Asiye'yi alsam, nişan yerini böyle faşır fuşur fırçalarla bir yıkasam. Oradaki çamurlu sürahileri, çanakları da tuz ruhuna bassam fena mı olur kız? Tuz ruhu mu? Romalılardan kalan çanaklara. Mikropları ölür fena mı? Aferin. Hayır tabii Romalı sonuçta babamın oğlu da değil. Mikrobu bile öyle böyle yabancı be. He? Osman'dan kalan öteberi de varmış ama onlar bizden. Bir temizlersin geçer. Ötekilerin adetlerin temizliğini ne bileceksin? Ben zamanında Roma'ya gitmiştim Servet biliyor musun? Affedersin de onlarda taharet musluğu yok be. Ay! Ya bak taharetsiz pis adamların yediği içtiği çanaklar ortadayken ben o nişan pastasını bile yiyemem. Tiskinirim Vasfiye. Hayır, çanaklar yiyip içtikleri çanaklar olsa gene iyi. Nasıl yani? Ve gavurun oturaklarını süs diye seyretmeyelim de nişanda. Ay yapma Vasfiye. Ay! 600 yıldır kim bilir kimler kimler etmiş o çanağın içine. Sen oğlunun nişanında dünürün istiyor diye o çanağı baş köşeye koyacaksın. Ne yapacaksın Servet? Ay selamın kablen, selamın kablen. Vay! Ne çektiniz be Servet? İzmirlisinden ayrı, Bizanslısından ayrı. Servet dellenme, geç otur şuraya. Kızım sen de ne yapıyorsun, evine git. Ben Servet izliyorum, sizinkine paralel olan kendi fikrimi belirttim. Ama hala almadı. Dur sen Asiye, dur. Ay ne olacak gidip bir silip süpürsek de gelsek ha Şemus? Kafaya taktın anne, iyice psikologluk oldun başımıza ha. Konu açılmışken babamın ruhi durumu da pek iyi değil bu aralar, hatırlatayım. Ay içime sinmiyor Gülistan. Ay elin Bizanslısı o çanak çömlekte ne yaptı? O kırık sütunlara oturdu mu? Ay neresini nereye sürttü? Belli mi canım? Anneciğim seni akla mantığa davet ediyorum ya. Ben de seni temizliğe davet ediyorum Gülistan. Al eline bir bez, gel süpürsün. Tarihi mikrofiber bezle silemezsin anne. En azından tozunu alırım. Servet, geç otur şuraya elimden bir kaza çıkacak. Kızım sen de bırak o kovayla bezleri evine git. Canıma minnet. Bari bir süpürge getseydim. Servet otur yerine. Bence ismi yazmıyor diye tavır yapar. Bünyamin'le bu gelmez. Nursel'le Yıldırım Bey. Bu poposu yere yakınla kanlı bıçaklamış. Belki davetiyeyi vermez bile. O vakit Nursel'ler de gelmez. Ne yapalım anam? Biz nezaketimizi yaptık. Gelinlerine davetiyelerini ilettik. Gülistan, kız şeytansın sen. Hepsini çağırmış olacağız ama mikropların hiçbiri nişana gelmeyecek. Bana bak, büyükelçi gibi bir tipim ha. Nasıl stratejikman zeka. Mikrop dedin de Gülistan. Anne, şantiyeyi temizlemek yok. Allah Allah ya, bulaşık telinden heykelleri ovacak, deli mi ne?
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.